olarak Rusya'dan ekonomik çıkar elde ediyor değil. Rusya'nın da Türkiye'den elde ettiği ekonomik çıkarlar var. Ankara-Moskova hattında jet kriziyle başlayan gerilim tırmanıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Türkiye'den sebze, meyve ve zirai ürün ithalatının yasaklanacağını belirtti. Ankara'nın yanıtı gecikmedi. Karşılıklı olarak birçok alanda ortak çıkar, komşuluk ilişkimiz var. Rusya yetkililerinin bütün bunları göz önüne alarak soğukkanlı bir şekilde ve olayı bütünüyle değerlendiren bir tutum içinde tavır sergilemesini beklemek en doğal hakkımız. Türkiye, Rusya'nın tek taraflı kararlarına karşı kendi önceliklerini belirledi. Gelişmeler Başbakanlık'ta kurulan komite aracılığıyla takip edilecek. Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek'in koordinasyonunda bunun doğurabileceği ekonomik sonuçları ve ele alınacak tedbirleri de çalışacak olan bir bakanlıklar arası koordinasyon komitesi oluşturuldu. Ankara önceliği doğalgaza verdi. B ve C planları hazırlandı. Rus gazına alternatif olarak Azerbaycan ve İran'dan ilave gaz alımıyla Katar, Cezayir ve Nijerya'dan sıvılaştırılmış gaz alımı artırılacak. Ayrıca Kuzey Irak'tan gaz alımı için de durum değerlendirmesi yapılıyor. Rusların yapımını üstlendiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımına ilişkinse Rus tarafının hamlesi beklenecek. Yapımı imkansız kılacak gelişmeler yaşanırsa nükleer teknolojisi bulunan diğer ülkelerle görüşmelere başlanacak. Yaş sebze meyve ihracatı için farklı pazarlara yönlendirmeler yapılacak. Turizmde de aynı şekilde farklı ülkeler için pazarlama stratejisi geliştirilecek. Ayrıca acentelere destek verilecek. Ankara, Rus iş adamları ve tırlarının Türkiye girişlerinde gümrük kontrollerinin sıkılaştırılması kararı da aldı.